Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim çalışma takvimi modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk okullara Nisan ve Kasım aylarında ara tatil getirildiğini duyurdu. Elazığ'daki öğrenciler ise bu durumu bakın nasıl değerlendiriyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre okullara yeni tatil düzeni geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nisan ve Kasım aylarında okullarda birer haftalık tatil olacağını söyledi. Yeni eğitim öğretim yılımızın çalışma takvimiyle ilgili yeni bir model. Bu model aslında çok uzun süredir tartışılan ve Türkiye'nin eğitim öğretim çalışma takviminin çok uzun yıllardır, 10 yıllardır üzerinde fikir yürütülen ve toplumdaki değişmelere paralel olarak değişmesi beklenen bir takvim denilebilir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim çalışma takvimi modelinin tanıtımını yaptı. Yeni modele göre artık okullar birer hafta erken açılacak, birer hafta geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil sürelerini etkilemeyecek. Öğretmen arkadaşlarımızın yaz tatilleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama veya azalma, çoğalma söz konusu değil. Yine 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 Eylül tarihine kadar öğretmen arkadaşlarımız tatillerinde bir kesinti olmaksızın devam edecekler. Temel olarak şu söylenebilir. Son tahlilde eğitim sisteminin daha verimli çalışabilmesi, öğretmenlerimizin daha verimli olabilmesi, çocuklarımızın bıkmadan eğitim öğretim süreçlerini yaşayabilmeleri için bir fırsat sağlamaya çalışıyoruz. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası Nisan ve Kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planlanmış bulunuyor. Hemen hareket ettiğimizde bu noktadan, peki ne olacak? Bunu yaptığımızda neyi amaçlıyoruz? Bir defa öğrencilerin belirli dönemlerde öğretim faaliyetlerine ara vermelerinin, bilimsel araştırmalar da dikkate alındığında daha etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı, yaz tatilindeki süre ne kadar uzarsa yaz tatili unutması dediğimiz faktörün ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor. Dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerinden biriyiz diyen Bakan Selçuk, ara tatiller çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı verecek dedi. Planlanan ara tatillerin bir teması söz konusu olacak: bilim, sanat, kültür, spor gibi. Bunun yanında geziler ve fuarlar da ara tatillerin söz konusu olacak. Ara tatillerde bir ana temadan söz edeceğiz. Yani her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler elbette bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak. Bazı geziler, fuarlar da yine bu ara tatillerin konusu olabilecek. Yapılandırılmış ara tatillerde öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma imkanı sunulacak. Okulların açıldığı, öğretmen arkadaşlarımız açısından okulların açıldığı eğitim öğretim yılı başlamadan önceki 2 haftanın bir haftalık iş günü, burada gördüğünüz gibi 18-22 Kasım 2019 ara tatil olarak 5 iş günü şeklinde planlandı. Bir başka ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 yıl ara tatil olarak planlandı. Orada da bir 5 iş günümüz var. Ama hepimizin bildiği 10 iş günlük 20-31 Ocak tarihleri arasındaki ara tatilimiz hem öğretmenler hem de öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan arasındaki ara tatillerde öğretmenlerimiz okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecekler. Yani yılbaşındaki ve yıl sonundaki seminer dönemlerindeki birer haftayı yılın içerisine almış bulunuyoruz. Bunun temel sebebi verimliliği artırmak, daha etkin çalışmalar yürütebilmek ve bu anlamda da öğretmenlerimizin nefes almasına fırsat sağlamak, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için bir imkan tanımaktır. Peki Elazığ'daki öğrenciler yeni eğitim modelini nasıl değerlendiriyor? İyi oldu diyebiliriz ama
Bunu biraz daha fazla yapabiliriz. Mesela neden iki hafta kesip bunu yayılırlar ki? Nisan ve Kasım aylarında olacak evet. Bunlar. Sizce daha mı uzun olmalı süresi? Yani yine yaz tatilinden kısıp bunu sürekli yapabiliriz. Sadece Kasım ve Nisan aylarında olmamalı. Her ayda olmalı mı diyorsunuz? Yok, her iki ayda falan olabilirdi bence. Yani ara ara tatil yapılması güzel. Hoş. Bence çok iyi bir gelişme. Yani yeni duydum ama iyi bir gelişme olmuş. Evet, tatil olması iyi oldu. Çünkü yaz tatiliyle kış tatili arasında bayağı uzun bir mesafe var. Bu da bizi yoruyor zaten. Böyle olması daha iyi oldu. Daha teşekkür ederim. Güzel bir his. Bence güzel çünkü okuldan hani bunaldığımız zamanlarda bir dinlenmeye ihtiyacımız oluyordu ve bu sayede dinlenebileceğiz ve derslerimize daha iyi odaklanacağız tatilden sonra. Sizler neler söyleyeceksiniz? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zaten bu yurt dışında uygulanan bir sistemdi. Ülkemize gelmesi de olumlu oldu. Vallahi mutluyuz. Sizden öğreniyorum. Allah razı olsun. İyi olur. Yani bunalmıştık iyice. Evet. Bu da iyi. Zaten lisede birinci yılımız. O yüzden yani bizim için iyi olacak. Bence iyi oldu. Araya tatil girmesi bizi daha iyi etkiler. Derslerimizi. Dinlenme açısından. Evet. Kasım ve Nisan aylarında hani hem havalar Nisan aylarında sıcak oluyor. İnsanlar hani ders çalışmaya falan isteği kalmıyor. En azından bir haftalık, bir buçuk haftalık güzel bir tatil yapıp kafa dinlemek evet güzel olurdu. Güzel olur. Yani. Sizler neler söyleyeceksiniz? Bence de güzel olur çünkü belli bir süreden sonra sıcaklardan dolayı okula gelmemiz yani zor oluyor. Gelmiyoruz hatta. Gelsek bile ders işleyemiyoruz. Nisan'da tatil olması bizim için daha iyi. Hem derslerden fazla boş geçmez hem de insanlar daha çok gelebilir. 11 ayın Sultanı Ramazan 10. gününde serin havaları geride bıraktı. Serin havalar geride kalsa da Ramazan ayına alıştıklarını ifade eden Elazığlıların tek aradıkları ise eski Ramazanlar. Peki sıcaklar sizi zorluyor mu efendim başlayan sıcaklar? Bunlar sıcak mı ya bunlar? Neçe sıcakları gördük biz 5 sene önce. Ne sıcaklar vardı. İyi, onlara dayandık diyorsunuz. Tabii. Ramazan'a serin bir hava ile merhaba diyen Elazığlılar, Ramazan'ın 10. gününde ise sıcak havalara hoş geldin diyerek serin havaları uğurladı. Ramazan ayı bugüne kadar iyi geçiyordu yani serindi. Bugün çok sıcak. Havalar çok sıcak. Bugün ceketi çıkardım. Peki sıcaklar bunaltıyor mu, zorluyor mu sizleri? Bunaltıyor. Ben aynı zamanda şeker hastasıyım. Oruç da tutuyorum. Biraz sıkıntı çekiyorum yani. Şey yok, eskide daha sıcaktı böyle. Şimdi sıcaklar yok ya, şimdi oruç nedir ya? Birkaç gün içinde başladı sıcaklar. Yani yorgunluktan ziyade hava insanı biraz şey yapıyor, ağırlaştırıyor. Alışırız, buna da alışırız yani sıkıntı yok. Serin havaları geride bırakan Elazığlı vatandaşların tek özlemi ise eski Ramazanlar. Tabii eski Ramazanlar çok iyi. Şimdi milletin sevgi saygısı kalmamış. Adam senin yanında sigara içiyor. Demek ki bu oruçtur falan da hiç saygı falan yok yani. Ki Ramazanlar tabii aradığımız oluyor falan. Neden? Daha çok kaynaşma oluyordu. Daha çok insanlar birbirlerini soruyorlardı, arıyorlardı, gidiyorlardı. Hayır, iyilikler daha güzel çok oluyordu. Şimdi tabii herkes kendi şeyine düşmüş. Herkes kendi kendine yani. Benim diyor, başka kimseyi görmüyor yani. Sıcaklar başladı, zorluyor mu sizi ilk günlere başlasın göre? Başlasın zaten, soğuk bir kış geçirdik, biraz ısınalım ya. Değil mi? Özledik diyorsunuz yani. Tabii ya, sıcağı özledik ya. Peki tabii efendim ya. Ramazan'da, bu seneki Ramazan'da maneviyat yaşayabiliyor musunuz eski Ramazanlara göre? Elazığ'da yaşamıyorum, buraya gezmeye geldim. Eski maneviyat yok. Burayı da daha gezemedim, gezeceğim. Nerede kalıyorsunuz efendim, nerede İzmir'de yaşıyorsunuz? Kalıyorum ben. İzmir'de evet, yaşıyorsunuz. Tabii. İzmir'de nasıl peki Ramazan ayı? Yani İzmir tabii Elazığ gibi değil. Elazığ o konuda biraz daha iyi, daha geleneklerine bağlı. Güzel, Allah bu güzel günleri bütün milletimize mübarek eylesin. Tabii Ramazan daha yeni yeni havalar ısınmaya başladıktan sonra biraz daha kendini hissettirmeye başladı ama her haliyle güzel günler bunlar, rahmeti bol günler. Peki alıştık mı Elazığlılar olarak Ramazan ayına? Mutlaka yani Elazığ özellikle bu değerlerine son derece bağlı bir ilimiz, bir memleketin bir güzel köşesi. O bakımdan Elazığlılar alışıktır. Tabii gün geçtikçe Ramazan'ın artık aşağı yukarı yarısına doğru gidiyoruz. Daha da bir alışıyor insanlar.
Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un başı çektiği 22 vekilin imzasıyla heyelan riski bulunan Maden ilçesi ile ilgili meclise sunulan önerge reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinde 512 konut ve iş yerinin heyelan riski nedeniyle tahliye edilmesi kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdi. Erol, 22 milletvekilinin imzasıyla ilçede kurulu bakır madeni işletmelerinin özelleştirilmesinden doğan mağduriyetin ekonomiye ve istihdama etkilerinin araştırılması, gereken önlemlerin alınarak yeniden kamu işletmesine dönüştürülmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge sundu. Verilen önerge diğer partilerin milletvekillerinin oyuyla reddedildi. Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarının gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Türkiye'nin en yaşlı ilçesi olan ve sakin şehir başvurusu yapılan Ağın ilçesine bağlı Bademli Köyü çevresinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu bilinen yüzlerce oyma kaya mezarları dikkat çekiyor. Bazıları gün yüzüne çıkartılan ve çoğu çıkartılmayan kaya mezarlarının genişliği 2 ila 2,5 arasında değişiyor. Stil olarak Urartu kaya mezarları ile büyük benzerlikler gösteren mezarların girişlerinin ise 90 çarpı 60 santim ebatında, yüksekliğinin ise yaklaşık 1 metre 90 santim olduğu biliniyor. Kaya mezarlarının Roma dönemine dayandığını belirten İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, "Burayı turizme kazandırmak istiyoruz," dedi. Evet, ilçemizdeki kaya mezarları Roma dönemine dayanıyor tarihi. Roma döneminden beri burada yerleşim olduğunun bir tarihi kanıtı burası. İlçemiz Bademli Köyü sınırlarında kalıyor Roma dönemine ait. Burada yapılan incelemelerde bazı eski paralara, sikkelere rastlanıyor. Bunun yanında tarihi taşlar var. 2-2,5 metre kare genişliğinde kaya mezarları var. Yine bunların bir 90'a 60 şeklinde, 1,90 metre boyunda insanların yaşadığı yani anlaşılıyor mezarlardan. Biz burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Tabii maliyetli bir durum. İl Özel İdaresi Sayın Valimizin destekleriyle, yine Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle bayağı bir alanımız var o köy civarında, kaya mezarları. İnşallah turizmi açabilirsek o yönden de ağını inşallah daha iyi yerlere taşıyacağımızı düşünüyoruz. Buralar tabii sit alanı, sit bölge. Buralarda kazı vesaire de yapılmıyor. Ramazan ayında en zor iş onların. Sabahtan akşama kadar ocak başında ekmek pişiren fırıncılar, ayrıca Elazığ'da gelenek hale gelen fırın yemeklerini de pişirmeye devam ediyor. Ramazanımız hayırlı olsun. İki tepsi yemeğimiz var. Abi, bunu kaçta alabiliriz inşallah? Yani inşallah iftardan önce veririz. Böyle 6,5 gibi çıkar mı efendim? Ben teşekkür ediyoruz. İsim yazmış mısınız? İsim yazılı. Şampiyon. Evet. Elazığ'da geleneksel hale gelmiş olan ekmek fırınlarında yemek pişirme kültürü Ramazan ayında durduraksız devam ediyor. Vallahi Ramazan son iftara yakın işte bayağı bir yoğunluk oluyor. Yemek pişirme, işte ekmek yağlı, bizim peynirli pidelerimiz var. Ondan sonra katmerlerimiz işte bu şekilde yani. Peki efendim, oruçluyken ocak başında durmak zor olmuyor mu? Tabii ki zor oluyor. Ben usta değilim ama pişirici ustamız bayağı bir zorluk çekiyor. Hele bir yani şu anda havalar serin gitti gerçi. Ya bundan sonraki havaların ısınmasıyla bayağı bir zorluk çekeceğiz yani. Nasıl geçiyor efendim Ramazan ayınız? Vallahi işte biraz zorluklardan, bazen şeylikten iyi geçiyor. Efendim önünüzde ekmekten çok yemek tepsileri var. Ramazan ayında biraz artmış herhalde vatandaşlar yemekleri o getirmeye başlamış. O bizim Elazığ'ın hanımlarının şeyi, zayıfları. Efendim yemek pişirme kültürü mü bitti yoksa bu Elazığ'da alışılagelmiş bir durum mu? Elazığ'ın karlar tembel kardeş. Daha Türkçesi budur yani. Elazığ'ın hanımları tembel. Ramazan oldu mu yemek yapmazlar. Belki diğer günlerde var da Ramazan'da daha çok. Olan fırıncılar oluyor diyorsunuz. Sizlere iş açıyorlar. Yani, biz de bunu bekliyoruz zaten de yani. Zorluğu varsa da esnafın da işi bu yani.
Peki karınız oluyor mu bu işten? Ücretli mi, ücretsiz mi yapıyorsunuz? Tabii ki ücretli ya. Ücretsiz olmaz. Peki ücretleri nasıl? Yüksek mi? Yok yok. Ama bu bir tersi 1 milyon. Fırıncılar ise ocak başındaki sıcağa rağmen ekmeklerin yanı sıra vatandaşları memnun etmek için yemekleri de en iyi şekilde pişirmeye gayret ediyor. Kuşbaşılı, kıymalı, efendim mesela soteli, güveci, her şey, lahmacunu. Yani bol burada yemekten. Efendim pişirirken canınız çekiyor mu? Oruçlusunuz. Yok, yok. Kesinlikle yok. Öyle bir şey yok. Alıştığınız için olabilir mi bu? İçindeyim zaten, yok. Elazığ'da daha bir kültür olmuş yani. Kasapta yemeği yaptırıp içeri getirip attırmak yani de artık esnaf arkadaşlar olsun mesela geç gidenler evine. Hele bir hafta sonra mesela bayram arefesi şeyi hafta saraya girdikten sonra esnaflar çoğu genelde açık olacaklar. Bu kasaba fırına yüklenecek yani. Esnaf. Peki efendim şikayet ediliyor mu hiç sizden? Niye güzel yapmışsınız veya kötü yapmışsınız şeklinde şikayet veya olumlu cevap dönüyor mu size? Ya valla kötü değil de yani mesela zaman bizde kısıtlı. Yani mesela iftar saatini getirip 3 saate sığdırıyoruz. 2 saate sığdırıyoruz. Bu 2 saat içerisinde millet sıcak ekmek istiyor. Mümkün değil. Yani 2 saat içerisinde o talebe karşılık vermek mümkün değil. Bir tek o sıkıntı oluyor. Yani biz 3 saat 4 saat önceden başlayıp mesela ekmeklerimizi dolaplara koyuyoruz. Bekliyoruz işte o zaman tepsisini alan 3-5 tane ekmek yanında alıyor. Maksat o şeyi sağlamak yani o birikimi göndermek yani. O... Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, Milli Mücadele'nin sembol ismi şehit gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, Türk milletinin bağımsızlığına ve vatan toprağına olan bağlılığının bu uğurda canını hiçe sayacak kahramanların her zaman çıkacağını bizlere gösteren şehit gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdem, bugün 15 Mayıs 1919. Vatan toprağı güzel İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği ve gazeteci Hasan Tahsin Bey'in "Olamaz, böyle ellerini sallaya sallaya giremezler" deyip düşmana ilk kurşunu sıkarak şehit edildiği günün 100. yıl dönümüdür. Allah milletimize böyle kara günleri bir daha göstermesin. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak şehit gazeteci Hasan Tahsin Bey'i ve vatanımız uğruna kendini feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısı ve kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve özlemle anıyoruz, dedi. Davul ve klarnetin sesi bu kez Çaydaçura Mahallesi'nden yükseldi. Halaylar çekildi, eski Ramazanlar yad edildi, sıkıntılar da dile getirildi. Bir başka güzel memlekette Ramazan, bir başka güzel sahurda davul ve klarnet. Son baskı programında yayınlanan sahur halaylarında bu defa ev sahipliği Çaydaçıra Mahallesi'ndeydi. Şimdi bizim arazimiz inşallah örf ve adetlerine tabii ki saygılı bir ildir. Yani bu davulcularımız davula vurduğu zaman tabii ki bizim evimizde içimiz yani bir güzel oluyor. Yani bunların her zaman devam etmesi lazım. İnşallah da devam edecek tabii ki bizim arazimizde. İnşallah diyoruz. Çok tabii. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ne demek Bahadır, teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını buradan canı yürekten kutluyorum. Mübarek olsun diliyorum. Evet, muhtarlığımızın sayesinde şimdi her akşam hemen hemen her akşam burada toplanmamızın, işte davul zurna çalmamızın, zaten davul çaldığı zaman içimizde farklı bir kıpırtıların oluşu hepimizden fark etmişsinizdir burada. Biz de Çaydaçıra Spor Kulübü olarak yeni gelişen bir mahallenin her taraftan, her apartmanından, her mahallenin her köşesinden birer tane genç seçmeye çalıştık. Bu gençlerin de hem bu Ramazan dolayısıyla hem spor sayesinde birbirleriyle kaynaşması, onların tanışması,
daha ileri bir kültüre taşımasını diliyoruz hep beraber tabii. Ayla Çıra Mahallesi'nde Ramazan bayağı coşkulu geçiyor. İşte kendimizle eğlenmeye çalışıyoruz işte. Kendimize, dolu dolu bir Ramazan dolu dolu yani. Ramazan iyi geldi yani. Ben fark ettim sen buradan birine el sallamaya işte çalışıyordun. Telefon geldiği için söyledim. Kime sallıyorduk eli? Bir abimiz vardı arada. Buradan işte o zaman selam yollayabilirsin. Hepsine öncelikle Çayda Çıra'nın tüm halkına selam olsun burada. Ramazan'ın birleştirici gücü Çayda Çıra Mahallesi'nde hissedildi bu defa. Davulcu tokmağı vurdu, klarnetçi üfledi klarnetine en güzel melodi için. Alaylar şekildi, coşku Kanal Fırat ekranlarından izleyenlere yansıdı. Çayda Çıra Mahallesi Muhtarı Hıdır Türkmen, Ramazan ayında mahallelerinde birlik ve beraberliğin daha da arttığını söyledi. Geçmişimizi sürekli hatırlatıyor. Ramazan bizim her şeyimiz, hayır bereket ayımızdır. Bu halaylar, sahurlar, davullar olmazsa Ramazan'ın da bir anlamı kalmıyor. Yani bu emeği, bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman bizim beklentilerimizdir bu programlar. Muhtarım. Muhtarım, böyle bakıyorum. Gerçekten evet, Çaydar Çıra Mahallesi evet. Sakinleri, hepsi çoğunluğu burada neredeyse. Evet, bu Allah birlik beraberlik olsun. Kolay sağlamıyor. Nasıl sağladınız bu birliği beraberliği? Biz vatandaşlarımızı seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. Çağırdığımız zaman hiçbir şeyden geri kalmayıp geliyorlar. Sağ olsunlar. Biz kendileri için mücadele veriyoruz. Biz onların hizmetkarıyız mahallede. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Peki mahallede, mahalle sakinlerinin, sizlerin herhangi bir sorunu var mı? Var tabii ki. Bizim burada Çayda Çıra Mahallesi'nde maddi imkanı yerinde olan ailelerimiz de var. Maddi imkanı yerinde olmayan ailelerimiz de var. Tabii ki sosyal yardımlaşma konutlarının yapmış olduğu 1+1 evlerde 832 tane konut mevcuttur. Bunların %50'si mağdur aileler. Türkmen, pazar alanı sıkıntılarının Ramazan ayından sonra giderileceğini söyledi. Diğer eksikliklerin de giderilmesi için yetkililere seslendi. Çayda Çıra Mahallesi'nin sorunları büyük. Tabii ki yeni kurulan bir mahalle. İnşallah başkanımız söz vermiş, kısa bir süre içerisinde büyük sorunlarımızı halledecektir. Çayda Çıra Mahallesi'nin en büyük sorunlarından biri pazar yeridir. Nasip olursa Ramazan bayramından sonra da pazarımızı yapımına başlayacak. Bayramdan sonra da hizmete açılacaktır. Ben burada mahalle sakinlerime duyuruyorum bunu özellikle. En büyük sorunlarımızdan biri de ulaşım sıkıntısıdır. Çayda Çıra Mahallesi'nde 40 bin nüfus var. 16 tane mevcut çalışan minibüs hattı var. Ve belediyemize ait otobüslerimiz mevcut. Vatandaşlar sabah işe giderken öğrencilerimiz var. İşe giden mahalle sakinlerimiz var. Sabah bir saat otobüs, minibüs beklediği saatler oluyor. Kısa bir süre içerisinde Sayın Başkanımızın bu sorunumuzu çözmesini istiyoruz. Özellikle şehir hastanesi mahallemize uzak bir bölgede. Sabah belli saatte, öğlen akşam belli saatte Çayda Çıra Mahallesi'nden şehir hastanesine halk otobüsünün verilmesini istiyoruz. Ramazan ayında İzzetpaşa Camii'nde verilen vaazlarda bu kez Ramazan'da sıkça sorulan sorular yanıt buldu. Elazığ Müftülüğü tarafından Ramazan ayı boyunca İzzetpaşa Camii'nde verilen vaazlar 10. gününde de devam etti. İl vaizi Nizamettin Ergüven'in verdiği vaazda Ramazan'da sıkça sorulan sorular cevap buldu. Ramazan ayında sıkça sorulan orucu nelerin bozduğu, nelerin mekruh ettiği konularında bilgi verdi. Unutarak yiyen kişi oruçlu olduğunu hatırlatılması gerekir mi? Yani gördük bir adam, evet oruçlu olduğunu biliyoruz ama yiyip içiyor. Buna sen oruçlusun demek gerekir mi, şart mı, değil mi diye alimlerimiz bu konuda şunu söylerler. Eğer kişi oruç tutamayacak derece geçten oruç tuttuğu zaman zorlanıyorsa, yaşlı, işte hasta, zayıf, kişilikli biri ise bunları hatırlatmak gerekmez. Ama tutabiliyor, sadece unutmuş. Böyle bir durum varsa onları da hatırlatmakta fayda var demişler. Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek orucu zarar verir mi? Genelde bazen bu çok sorulur.
Yani hala yine sorulur. Bilerek bilmeyerek gerçekten cidden soranlar olur. Bazen işi esprisine göre soranlar olur. Ağız spreyi kullandığı zaman eğer boğaza ulaşacak, mideye ulaşacak kadar eğer sıkılmışsa bu orucu bozar. Sakız ise şu an günümüzde satılan sakızdan hiçbirisi aromasız genelde değildir. Yani genelde aroma vardır. Dolayısıyla tat vardır. O tükürükle bile o tat kaçtığı için o orucu bozar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Elazığ'da haftalık olarak yayımlanan Elazığ Star Haber gazetesi bundan sonra Haber Ayrıntı gazetesi ismiyle okuyucularıyla buluşacak. İlk sayısını 30 Haziran 2009 tarihinde çıkararak yayın hayatına başlayan Elazığ Star Haber gazetesi 10. yılının 481. sayısında Haber Ayrıntı gazetesi olarak yayın hayatına devam edecek. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan gazete imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Serkan Gürtürk, kurulduğu ilk günden bu yana Elazığ'ın sorunlarını kendilerine dert edindiklerini belirterek, geçmiş 10 yılda birçok sorunun çözümü noktasında başarılı haberler yaptıklarını söyledi. Gürtürk, Elazığ Star Haber gazetesi 30 Haziran 2009 tarihinde yayın hayatına başladı. Dönemin şartlarında imkanlarımız çok kısıtlıydı. Birçok kesim bu işin üstesinden gelemeyeceğimizi dillendirdiler. Tamamen kendi imkanlarımızda zor ve sıkıntılı şartlar altında yayın hayatımıza devam ettik. Elazığ adına doğru işler yapınca şehrimiz insanı ve Elazığ kamuoyu bize sahiplendi. Maddi zorluklar çektik fakat bunu hiçbir zaman duruşumuza yansıtmadık. Yapmış olduğumuz bazı haberlerden ötürü adımıza birçok dava açıldı. Bu davaların hiçbirinden ceza almadık. Geçtiğimiz noktada Elazığ Star Haberi Elazığ'da bir marka yaptık. Fakat aynı ismin ulusal star medyada da olması zaman zaman yanlış anlaşılmalara ve algılara yol açtı. Bizler de bu durumun düzelmesi için yapmış olduğumuz istişareler sonucu Haber Ayrıntı isminde karar kıldık. Türk Patent Enstitüsü'ne başvurumuzu yaptık. Ön başvurumuz kabul edildi. Kısa bir süre sonra onay belgemizi de alacağız. Elazığ basın savcımıza isim değişikliği başvurusunda bulunduk. Yeni gazetemizin ismini alıntı belgesiyle tescilledik. Yeni dönemde daha farklı bir habercilik anlayışı ile okuyucularımızla buluşacağız. 17 Mayıs Cuma günü 481. sayımızda Haber Ayrıntı ismiyle devam edeceğiz dedi. Milli mücadelenin başlangıcının 100. yılını kutlayacağımız 19 Mayıs'ta 19 ülke ve 81 ilde Atabarı oynanacak. EFTUT Başkanı Ziyaettin Akgüneş, Dünya Atabarı Projesi'ne tüm Elazığlıları davet etti. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışları ile milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu'nun işbirliğinde 19 Mayıs 2019 günü 19 ülkede eş zamanlı Dünya Atabarı Oynuyor adlı proje gerçekleştirilecek. Elazığ Valiliği Hizmet Binası önünde gerçekleşecek Dünya Atabarı Oynuyor projesine herkesi davet eden Elazığ Folklor Turizm Derneği Başkanı ve Türkiye Halk Oyuncuları Platformu İl Koordinatörü Ziyaettin Akgüneş, projenin önemine değindi. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyuncuları Birliği platformunun ortaklaşa düzenlediği Dünya Atabarı Oynuyor projesi 81 vilayet ve 19 dış temsilcilikle kutlanacaktır. Bu kutlamayı ilimizde de Elazığ'da valilik önündeki toplantı meydanında biz de 19 Mayıs 2019 saat 19.19'da kutlayacağız. Bütün halk oyunları camiasını ve dernekleri, bütün başkanlıkları bu toplantıya bekliyoruz. Ülke Ocakları Eski Başkanı ve Fırat Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Tuncay Kırkıl ve Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrah Ana Bilim Dalı hocalarından Profesör Doktor Cüneyt Kırkıl'ın babası Mahmut Kırkıl vefat etti.
Ülkü Ocakları eski başkanı ve Fırat Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Tuncay Kırkıl ve Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı hocalarından Profesör Doktor Cüneyt Kırkıl'ın babası Mahmut Kırkıl vefat etti. 82 yaşında hayatını kaybeden merhum Mahmut Kırkıl için öğlen namazına müteakip bölge camisinde cenaze namazı kılındı. Merhum Kırkıl cenaze namazının ardından Halköy'ü ayrı mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Bölge Cami Taziye Evi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Kırkıl'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet, bu haberle birlikte Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile birlikte günün gelişen haberlerini ekranınıza getirmiş olduk. Az sonra spor bülteni ile tekrar karşınızda olacağız. Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Finalin 3. ayağında İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ni 75-55 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen İl Özel İdaresi'nin elde ettiği tarihi başarı şehirde büyük yankı uyandırdı. Özel İdaresi Bayan Basketbol takımımızın İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ni finalin 3. ayağında bir kez daha mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdırması elimizde de büyük bir yankı uyandırdı. Sezon istikrarlı çıkışıyla ligi ikinci sırada tamamlayan ve playoff oynama hakkı kazanan Pota'nın perileri playoff'ta da başarısını devam ettirip son olarak Bayraklı Belediyesi'ni finalde 3-0'la geçip adını Süper Lig'e yazdırdı. İl Özel İdaresi kafilesi İzmir'den elimize gelerek Perşembe günü yapılacak olan şampiyonluk etkinliğinde taraftarıyla bu sevinci paylaşacak. İzmir'deki Elazığlıların son maçta verdikleri destekle adeta coşan ve rakibini farklı mağlup eden İl Özel İdaresi, şampiyonluk sevincini bu kez de ilimizdeki taraftarıyla paylaşmak için bir araya gelecek. Pota'nın perilerinin cuma günü ilimizden ayrılarak tatile çıkacakları öğrenildi. Bir Evim Elazığspor'da sezonun son karşılaşması olan Altay maçı hazırlıkları Perşembe günü tamamlanacak. Bordo Beyazlı ekibimiz aynı gün İzmir'e gidecek.
Sezonun son haftasında İzmir'de Altay'la karşı karşıya gelecek olan Bir Evim Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları yapılan tek çalışmayla devam etti. Teknik direktör Sefer Yılmaz ve yardımcıları nezaretinde yapılan günün tek çalışmasında Bordo Beyazlı ekibimiz taktiksel idman yaptı. Hazırlıklarını Perşembe günü tamamlayacak olan Bordo Beyazlı ekibimiz aynı gün uçakla İzmir'e gidecek ve konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Bir Evim Elazığspor'un İzmir'deki konaklama giderlerini Ege Bölgesi Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Nejat Ak karşılayacak. Uzun bir aradan sonra yeniden 1. amatör kümeye yükselen ilimizin köklü kulüplerinden Şekerspor, düzenlenen iftar programıyla şampiyonluk kupasını aldı. İlimizin köklü spor kulüplerinden Şekerspor'da uzun bir aradan sonra yeniden 1. amatör futbol ligine yükselmenin sevinci yaşanıyor. Şekerspor Kulübü düzenlenen iftar programıyla hem şampiyonluk kupasını aldı hem de emeği geçenlere plaket takdim edildi. Yurtbaşındaki şeker fabrikasında gerçekleştirilen iftar programına Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, ASKF Başkanı Mustafa Gür, TÜFAT Elazığ Şube Başkanı Münir Yılmaz, Elazığ Belediyesi Kültür Müdürü Ahmet Özden Özen, spor taban birliklerinin temsilcileri, sporcular ve çok sayıda misafir katıldı. ASKF Başkanı Mustafa Gür, Şeker Spor Kulübü'nü şampiyonluğundan dolayı tebrik ederken, Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik de desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Şeker Fabrikası iftar programındayız. Öncelikle bu nezih ortamı bizlere hazırlayan Şeker Fabrikası Müdürümüz Mümtaz Çelik Bey, şahsım ve yönetim kurumu adına, spor taban birlikleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şeker Spor Kulübümüz biliyorsunuz ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan etti. İlimiz 1. amatör kümeye yükseldi. Bu nezih ortam içerisinde bizler de federasyon olarak hem kupasını verelim dedik Şeker Spor'un, hem de yemekte birlikte olalım arkadaşlarımıza dedik. Bu emeklerinden dolayı da Şeker Fabrikası Müdürümüz Mümtaz Bey'e bir plaket takdimimizde bulunacağız. Çünkü gerçekten bu tür kurum müdürlerine bizim ihtiyacımız var. Spora her zaman tam destek oluyorlar. Bizler de onların yanında olmamız gerekiyor. Sporun içinden gelen kişilerle biz her zaman her türlü platformda, her türlü iş ortaklığında, proje ortaklığında varız. Ben sizlerin huzurunda, basınımız huzurunda Şeker Fabrikası Müdürümüz Mümtaz Çelik'e, kulüp başkanımız Hasan Ekrem'e ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İlimiz 1. amatör kümede de önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum kendilerine. Şeker Spor Kulüp Başkanı Hasan Ekrem ise yaptığı değerlendirmede Şeker Spor'un Elazığ'ın köklü bir kulübü olduğunu belirterek şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür etti. Şeker Spor Elazığ'ın en eski, en köklü kulüplerinden biri. Tabiri caizse futbolumuzun lokomotifi olmasına rağmen bu özelleşme kapsamından ötürü 3 yıl önce takım o günkü yönetim tarafından ligden çekildi. Daha sonraki süreçte 2. kümede 2 sefer final maçı oynadık. İlk yıl penaltılarda elendik. 2. yıl 1-0 mağlup olarak elendik. Allah'a şükür nasip oldu. Bu sene tekrar 1. amatör kümeye döndük. İnşallah orada faaliyetlerimize devam ettirip müessesemize en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik ise iftar programına katılanlara teşekkür ederken desteklerinden dolayı Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi. Şeker Spor 2 yıldır uğraşıyordu 2. amatörlükten 1. amatörlüğe çıkmak için. 2 yıl üst üste finalde elendi. Bu yıl çok şükür gruplarda 1. olarak 1. amatörlüğe çıkıyor. Bu bizim için büyük bir başarı. Bu anlamda hem hocayı hem de futbolcularımı kutluyorum. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Önümüzdeki yıllarda daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. 1. amatör kümenin yeni takımı Şeker Spor'a şampiyonluk kupasını Elazığ Belediyesi Kültür Müdürü Ahmet Özden Özen verirken kupayı takımın tecrübeli oyuncusu Kaptan Samet Ersöz aldı ve futbolu Şeker Spor'da bıraktığını açıkladı. Şeker Spor'un bendeki yeri çok farklı. Futbol hayatımı 96 yılında Şeker Spor'la başladım. O süreçte birçok şampiyonluklar yaşadık. Tabii o süreçten sonra dışarılarda bayağı bir futbol oynadık. Nasip oldu, final diyelim artık. Finali Şeker Spor'da Allah nasip ederse futbol hayatımı, şampiyonluğu bitirdim. Şeker Spor'a bundan sonraki süreçte her zaman bir abilik, bir kaptanlık, bir ağabeylik yapmak için elimden gelen her şeyi yaparım.
Allah yardımcıları olsun. Çok değerli insanlar. Bu ailenin bir ferdi olduğum için çok mutluyum. Çok özel yerleri var bende. Evet, bu haberle birlikte spor bültenimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki ana haber bültenimizde tekrar buluşmak, sizlere iyi haberler aktarmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.